Önce bugünün konusu olan Recep Tayyip Erdoğan meselesine girelim. Bu Sayın Erdoğan'ın zamla ilgili söylediği şeyin videosu yok değil mi Ali? Ben ona gireceğim. Ha, yok. Evet, emekliye zam yapılmaması olacak şey değil diyor. Yani size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Erdoğan muazzam bir adam. Yani Erdoğan'la ilgili şunu söylemem lazım. Dünyada benzeri olmayan bir yaklaşım. Ya bizle dalga geçiyor artık ki uzun zamandır. Yani bunlar diyor nasıl olsa orta zekanın altında bir halk. Ya dalga geçiyor ya da gerçekten o da yaşadığı dünyanın farkında değil, yetkilerinin farkında değil. Herhalde hala kendisini muhalefette falan zannediyor. Ya emekliye zam yapılmasıyla ilgili kararı Türkiye'de kim verebilir? Şimdi benim aklıma gelen birçok şey var. Bunun çok da rastlantısı olduğunu düşünmüyorum. Önce şu, Erdoğan bir biçimiyle Mehmet Şimşek'e mahkum, para geleceğini düşünüyor. Gerçekçi politikaların altında, gerçekçi denen liberal politikaların altında kendi imzasının olmasının riskini taşımak istemiyor. Dolayısıyla Erdoğan şöyle bir taktik uyguluyor olabilir. Mehmet Şimşek bunları yapıyor kardeşim, ben yapmıyorum. İşte getirin Şimşek'i, getirdik. Şimşek'in balonu da patladı. Ben yeniden ekonominin direksiyonuna geçiyorum. Ya da ben söyledim zam oldu gibi bir tavırla yerel seçimlere girecek. Çünkü Erdoğan yerel seçimleri mutlaka kazanmak istiyor ve gerçekten bu meselede her türlü yolu deneyecek. Bu da onlardan biri. Memurlarımıza zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız diyor. Bana sorarsanız Türkiye'de herhangi bir şekilde herhangi bir çevrenin herhangi bir ekonomik gelişmeyle mutlu olması mümkün değil. Yani bir başka türlü söylemek gerekirse açık, net ve yalın bunu söyleyelim. Paranızın hesabınıza geçeceğini varsaydığınız an o dakika zaten paranız değer kaybetmeye başlıyor. Artık Türkiye daha ileriye gitmiş durumda. Ev sahipleri falan tetikte bekliyorlar. Mesela memura zam geldiğinde, daha zammın adı geçtiğinde her şey pahalanmış oluyor. Ve bu durum karşısında insan bir hayrete düşüyor. Bazen hani ya uzağa gitmeyeyim, şimdi pazara falan gidecek halim yok, şu köşedeki manavdan bir şey alayım dediğiniz zaman eyvah ki ne eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Zaten siz farkında olmadan şuradan ya yarım kilo canım çekti incir ver deseniz dayak yersiniz. Çünkü önünüze gelen rakam, ya mevsimi geldi ağzımız tatlansın falan dediğiniz rakamı öderken zaten bırakın inciri yemeyi, salonda sergileyip konu komşu almanız lazım. Sayın incir diye hitap etmeniz lazım. İncirin duruşu, tavrı, rengi hafif soyduktan sonra böyle kırmızısı, koyu kırmızısı çıkar. Ona bakmak, insanlara belki lütfen dokunmayınız diye yazmak ve sayın incire böyle yakından bakandan ne incir be, ne incir be. Eğer, bak açık söyleyeyim, eğer paranız da varsa tam bir karpuz, tam bir kavun. Çünkü tam dediğiniz 6-7 kilo ödenecek gibi değil. İncir ortada. Şöyle açılmış bir karpuz, şöyle açılmış bir kavun. Sayın İncir'in yanında birer vezir gibi orada böyle duruyor olabilirler. Ve biraz kaliteli üzüm. Eyvah ki ne eyvah. O üzümü de karpuzla kavunun böyle ortasında biçim yapacaksınız. Enstalasyon gibi. Efendim sayın incir, sayın karpuz, sayın kavun, sayın üzümler halinde koyacaksınız. Ama bunu koyabilmek için birkaç ailenin bir araya gelmesi lazım. Çünkü bir ailenin bunların tamamını alıp bir arada onları görsel olarak bile sergilemesi mümkün değil. Ama eğer örneğin iki komşu bir araya gelip bunu yapıyorsanız evinizde bir kabul günü şeklinde ortaya böyle koyup apartmanda ihtiyacı olan sokaktan geçen konu komşulara yemek değil bakmak, kokusunu almak suretiyle Sayın İncir ve arkadaşlarını izleyebilirsiniz. Ve bu Sayın İncir ve arkadaşlarını izledikten sonra insanlar zaten yemiş kadar olurlar. Çünkü Sayın İncir ve diğerlerinin fiyatlarını da önüne koyduğunuz zaman hani kaşıkçı elması var ya en az o değerde bir sergi olmuş olur. Zaten bu yüzden manavlar başta olmak üzere sergi yapan herkes artık lütfen dokunmayınız demiyor. Dokunanın gelmişini geçmişini dokunmak yok. Dokunduğun şeyin ne olduğunu biliyor musun? Adam diyor ki zaten ulan senin dokunduğun incir kendini satsan o kadar para etmezsin diyor. Doğru. Çoğumuzu satsanız bir incir etmiyoruz. Memleket bu. Memleket bu. Zaten kiraz mevsiminde, şimdi bitti kiraz, kirazı ve eriği gerçekten uzaktan bakarak çocuklar gelip şöyle söylüyorlardı. Anne,
Bugün papaz eriği gördüm. Papaz eriği şöyle biraz irice, sert ve suluydu. Anne, papaz eriği yiyen bir arkadaşım var. Bize geldi ve anlattı. Erik nasıl bir şey? Hatta anne, bir arkadaşımız var. Pek de zenginler tabii o arkadaşlar. İki kulağına küpe olarak kiraz yapmış. Üzerine bir de erik yiyip öpürdeterek ondan sonra içine çekmiş, videoyu almışlar, story yapmışlar, TikTok'ta da yayınlıyorlar. Biliyor musunuz, biz kiraz yedik, erik yedik. Çocuk da diyor ki, gördük vallahi gördük, işte bu. Baksanıza, erik de erik. Ha. Bunları alıyorsunuz bir işletme olarak, mesela evde, yani ev tipi işletme olarak bunları bir araya koyuyorsunuz. Bu erik diye yazıyorsunuz. Çünkü insanlarımız eriğin nasıl tüketilebilecek bir ürün, bir meyve olduğunu bilmiyorlar. Bilenler kuşaktan kuşağa anlatıyor. Çünkü sadece böyle uzaktan görebiliyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Kaşıkçı elması gibi bu. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Elma değil bu, erik birader. Elma görünümlü erik, büyük erikler. İşte böyle bir tablodayız. Ve bu olduğu zaman Recep Tayyip Erdoğan, tabii kendisi de bize bambaşka ürünler söylüyordu. Neydi o? Ali, bir tane şey vardı. Çok önemli bir tatlı mı neydi? Onun yediği ejder. Ejder neydi? Ejder meyvesi miydi? Ejder bilmem ne bir şey. Ejder meyveli smoothie. Şimdi artık buna falan gerek yok. Çünkü ejder, meyve, smoothie falan böyle garip cümlelere gerek yok. Ya biz incirli veyahut işte biz üzümlü veyahut biz kirazlı, erikli bir meyve karışımı yedik, yuttuk, yaptık dediğiniz zaman zaten ejder meyvesine gerek yok. Bizdeki bütün meyveler eskiden göz hakkı deyip çoluğa çocuğa verilen meyveler zaten ejder meyvesiyle eşit bir rakama geldi. Yazın kenara çok daha kötü bir kış, yazın kenara çok daha böyle bir tabloyla karşılaşacağız. Neden? Çok basit. Artık biz kendi coğrafyamızda ürettiğimiz ürünleri bile kendimiz üretmiyoruz. Bu bir. İki, dün gördüm Kılıçdaroğlu da anlattı. Ürünü toplayıp toprak mahsulleri ofisine getirenler, toprak mahsulleri ofisi alamıyoruz, evde yokuz diyormuş. Evde yok olunca adam geri götürüyor ürünü. Ulan geri götüreceğini döküyor. Niye döküyor? Çünkü geri götürmek de masraf. Ondan sonra oturuyor. Hanım diyor, ya biz ne yaptık? Arpaydı, buğdaydı, bilmem ne. Hanım diyor, bey Allah senin cezanı versin. Bey, gitti arpalar, gitti buğday. Ya hanım ne yapalım, devlete verdik. Allah cezanı versin. Evde otur, devlet bize bakar. Hakikaten öyle. Buğday, arpa üretmemek için, meyve sebze üretmemek için insanlara para veriyorlar. İthalat için Türkiye'deki tarımı bitiriyorlar. Tarım bitiyor. Zaten köylü de devletten gelen para üretmekten daha karlı olduğu için üretmiyor. Olay bu. Siz gidip de herhangi birisinin ya canım çekti bir tane dut alayım deseniz kafanıza yersiniz. Çünkü artık öyle bir şey yok. Göz hakkı yok. Komşuluk hukuku yok. Ben hep söylüyorum, kimse kimseye akşam oturmasına yemeğe falan gitmesin. Ya çayın tanesi 20 kağıt olmuş İstanbul'da. 30 lira 40 lira olan yerler var. Dolayısıyla dün öyle bir şey yaşadım ki karşıda derse götürdüm Nisan'ı. Bu işte orkestra dersleri falan var. Ben de bir yerde oturacağım. Oturacağım, ayaklarım kırılaydı da oturmasaydım. Kafama edeyim diyorum. Siz onu artık tırnak içinde kafama sıçayım diye anlarsınız. Özür diliyorum. Arabayı verdik. Lüks bir semtte çünkü. Orkestra dersi var. İşte sanatçı çocuklar, kemancı, piyanist bilmem ne. Herkes de orta sınıf ailenin çocuğu. Ben de Nisan'ı alacağım diye oturdum oraya. Bir kahve söyledim. Yeni romanı yazarım, okurum bilmem ne falan filan. Ulan bir kahve, bir bilmem ne, adam 150-200 lira getirdi bir kere. Haşırt. Ya dedim ki birader bu ne? Çocuk bana dedi ki abi biz asgari ücretle çalışıyoruz. Burada zaten 3 tane çay, 5 tane bilmem ne verince bizim ücret çıkıyor dedi. Ancak dedi buraya insanlar, bu arada da tıklım tıklım bir sürü tanınmış varmış orada. TikTok ünlüsü falan, şunlar bunlar var. Dedik mesela nedir, ne durum, ne oluyor, ne bitiyor? Abi dedi burada çaya, kahveye, pastaya para vermiyorsun. Bu mekanda olmak için parayı ödüyorsun. Çevre için. Lan dedim ben kızımı beklemek için oturdum. Gülmeye başladı orada, gençler falan var. İşin daha matrak tarafı şu, tıklım tıklım. Tıklım tıklım. Vallahi de billahi de ben verdiğim paradan sonra hafif çarpılmış gibi çıktım. Arabayı istedim. Kaç paradır abi araba? Soruyorum size. Kaç paradır yani araba? 150 lira istedi. Abi dedi bu ucuz.
Başka yerlerde 250 lira. Lan benim arabam 11 yaşında, satsan 150 lira etmez diyecektim. O da doğru değil. Çünkü arabalar çok pahalı. Yani tablo şu. İçinde bulunduğumuz koşullarda ne yediğiniz yiyeceklere, ne oturup yanlışlıkla bir yerde falan vereceğiniz paraya hiçbir şekilde burada bu ucuzdu, bu pahalıydı diyerek bakmayın. Artık paranın değeri olmadığı gibi ekmek bizim mahallede serbest piyasa var. Aslında her yerde var. Ekmeklerin adı değişiyor, fiyatları artıyor. Ucuz ekmek, pahalı ekmek, buğdaylı, glutenli, glutensiz. Benim glutensiz tüketmem gerekiyor ama glutensiz ekmek bulmak dert. O yüzden yürümek falan filan neyse. Sonuç iki nokta üst üste. Türkiye'de dönüyor Erdoğan. Sanki bütün bu işlerin müsebbibi kendisi değilmiş gibi. Bunların sorumlusu saray değilmiş gibi. Sanki sarayda oturup Emine Hanım ve diğerleriyle birlikte Fahrettin gel bakalım bu televizyonda bizim Mehmet ne yaptı? Belki de öyledir hakikaten. Bakıyorlar Mehmet'e, lan Mehmet. Lan Mehmet, ele güne rezil ettin bizi, İstanbul'u kaybettireceksin. Şaka değil. Bu da olabilir. Mesela gelip diyorlardır ki Tayyip Bey'e, sizin ekonomi modeliniz tutmuştu. Bu Mehmet onun da içine etti. Lan Gaye'yi de getirdi. Gaye zaten bu işi hiç bilmiyor. Düşünüyordur, geriniyordur. Lan ben ekonomistim. Ben ekonomistim. Ben ekonomistim. Ekonomistim, ekonomist. Her an kafamıza onun ekonomistliği dönemi gelebilir. Dolayısıyla Erdoğan'ın ekonomistliğinin yaşandığı şu günlerde biz İncir'e böyle bakıyoruz. Ancak bu stratejinin muazzam olduğunu Erdenur benim babamın adı, kulakları çınlasın. Erdoğan'ın canımıza okunan bu dönemde hiç haberi yokmuş gibi davrandığını görüyoruz. Hayret.